Hoş geldin merhabalar. Neredeyiz? Prizmalardayız. Test 3 çözeceğiz sevgili arkadaşım. Test 3'te ne var? Prizmalar var. Adı üzerinde ne olacaktı başka değil mi? Ne yapalım bu soruların çözümlerini o zaman? Hı? Başlayalım. Eşkenar üçgen tabanlı bir prizmadan bahsediyor sana. Bunun açık halini vermiş diyor ki açınım verilmiştir diyor. Evet açık hallerine açınım deniyor biliyorsun. ABC doğrusaldır AC10'dur sevgili arkadaşım. Burada Umarım buraya dikkat etmişsindir. Burası çok önemli bir yer. Tam B'den geçiyor. Buradaki B'den geçiş güzel görünsün diye verilmemiş sana biliyorsun. Yani bu lazım olacak bir bilgi. Ne yapıyorsun? Eşkenar üçgen olduğunu bildiğin için 60 derece yazıyorsun. Hemen yanına 120 ile geliyorsun. Şimdi bu nasıl bir şey? Ben sana şöyle bir sunayım bunu istersen. Bunun açık halini vermiş sana sevgili dostum. Dikkat ettin mi? Şimdi buradaki eşkenar üçgenin kenarı Aynı zamanda da dikkat ettiysen dikdörtgenin de uzun kenarı olarak görünüyor. Yani eşkenarın kenarı dikdörtgenin kenarı, eşkenarın kenarı, eşkenarın kenarı bunların hepsi birbirinin aynısı olmalıdır. Bunları aşağıdaki görsele bakarak fark edebilirsin. Ben de sana göstermiş bulundum. O halde 120'den dolayı eşkenarın üçgenin kenarı burası da eşit. 120'den dolayı ikiz kenar 30-30 gelmiştir. Ters açı 30 gelmiştir. 90 varsa 60 olmuştur. Şöyle 2a diyelim güzel çıksın. 90'da 2a, 30'da yarısı 1a, 60'da da a kök 3 tabii ki de. Bu da eşit, bu daha kök 3. 30, 30, 120 bu daha kök 3. A kökçülerin kök katını al buraya 3 tane a yaz. Hani bu üçgen 30-30-120 değil miydi? Tamam köküç katıydı. A köküçlerden birinin köküç katını aldım. 3A dedim. Sonuç ne oldu? 3, 2 daha 5 tane A oldu. AC'nin uzunluğu. Bu 5 tane A'nın değeri 10 olduğuna göre A'nın değeri 2 çıkacaktır buradan. Prizma hacmi nedir diyor. Eşkenar üçgenin bir kenarı yine şarjımız bitiyor. Takıyoruz hemen. Takıyoruz. Taktık. Okey. Devam edelim. A eşittir 2 ise 2 köküç olur eşkenar üçgenimizin bir kenarı bir kenar iki 3 olursa eşkenar üçgenin alanını buluruz sende. Neydi eşkenar üçgenin alanı? A kare kök 3 bölü 4. Bu A bu A değil karıştırma. Bu A eşkenar üçgenin bir kenarı. Yani iki karesini alacaksın. Ne yapar iki kök karesini alırsan 12 yapar. Şimdi taban alanını buldun ya eşkenar üçgenin ee, pardon prizmanın. Prizmanın taban alanını buldun. Çarpı yükseklik diyeceksin. E yükseklik şu A sayısı zaten burası. A sayısını 2 olarak bulmuştuk biz şuraya eşitlik karışmasın Çarp 2 diyorsun taban alanı Çarp yükseklik 12 bölü 4 3 yapar 3 kere 2 6 yapar 6 3tür bunun hacmi Geçiyoruz sorumuzu 2 numaralı soruda diyor ki verilen 2 tane küp diyor Çok. Bakayım küp gibi duruyor mu durmuyor ama demiş 2 demiş küp demiş yani arkadaşım küp alacaksın 2 burası Şuradan şöyle gelelim Burayla birleşelim tamam buluruz yaparız. 6'ydı bu kübün kenarı. O zaman karşıya doğru şuradan da 6 olarak geçersin. 2 varken sana 4 kalır. Şurası kübün kenarı 2 iken burası da kübün kenarı aynı şekilde 2 olarak görünür. Şurası küp kenarı 6. 6, 2 daha 8. Şimdi şurada şöyle 4, burada da 8 var. Pisagor yaparsan 4, 8, dik üçgenin ipotenin geçersen 8 ile 4'ten dolayı burası kök 80. Yani 4 kök 5 çıkar. İstersen şeyden de söyle böyle kısaca. 4, 8 birbirinin 2 katı ya. Küçük sayı 4, 4'ün kök 5 katı. 1'e 2 olunca kök 5 katıydı. Bu da küpün kenarı. 2 yukarıdan aşağıya dümdüz iniyoruz. Hop dikiniyoruz buraya. Şimdi yere dikiniyorsak yerde bize dokunan her şey bize diktir. Hop yere iniş dik. Yerde duran bana dik olur. Yerde duran bana dik olur. Hop yerde duran bana dik olur. Bunu daha önceki testlerde açıkladım. Dik tutulan bir kitap gibi ve kitabın açılmış sayfaları gibi düşün. Her birisi birer dik dörtgendir. Her köşe 90 derecedir diye söyledim arkadaşım. Bahsettik bunlardan. Kocaman adam yalan mı söyleyecek sana? 4 kök 5 ve 2. Üçgenin alanı lazım. Taban 4 kök 5 çarpı yükseklik 2. Üçgenin alanı için bölü 2 dedim. 4 kök 5'i işaretledim soruyu değiştirdim kare dik prizmanın tüm yüzeyinin alanı nedir? Şimdi kare olduğunu söylediğine göre A desen A olacak burası. Yükseklik kısmını bilmiyoruz. B dedik gitti. Tuttum şuradan şuraya çektim. Yan yüzeyin köşegenini sana gösterdim. Diyor ki yan yüzeyin köşegeni 2 kök 13'tür. O zaman A ile B'nin Pisagor'undan buradan A kare artı B kare eşittir. Pisagor'dan bunun karesi. Bu ne? 2 kök 13. Karesini alsam ne yapar? 52. Tamam cisim köşegeni. Cisim köşegeni şöyle çekilir arkadaşım. Buradan yerden Pisagor'la desteklenir. A ile A'dan A kök 2 dersin. B dersin. Pisagor edersin böyle. Çok da lüzum yok artık. Yani testleri ilerletiyoruz. Cisim köşegeninin kısa yolunu öğrenmişsindir. Cisim köşegeni demek prizmalarda her kenarın karesinin kökü demektir şöyle. A, A, B her kenarın karesinin kökü eşittir. Cisim köşegeni neymiş? Kök 68. A kare B kare kaçtı? 52 idi. Hop koydun mu 52'yi? O zaman a kare artı 52'nin kökü eşittir 68'in kökü oldu. Burada dedin ki her iki kökü aynı anda çöpe atarım ben dedin. 52'yi karşı eksi olarak attın ne kalır? 16 kalır. A kaç çıkmıştır? 4 çıkmıştır. 4. A sayısı burada da 4. B sayısını buluruz. Buluruz. 4'ün karesi 16'dır. Hadi şu 16'yı bu tarafa eksi olarak atalım. A kare 16. O zaman b kare eşittir 52 eksi 16 36 b sayısı 6. Yüksekliğimiz de 6 olarak gelmiştir. Prizmanın tüm yüzeyinin alanı nedir diyor. Şimdi yüzey alanı ile ilgili de arkadaşım şöyle bir şey yaparız seninle. Yüzeyin alanı demek alt taban 4 kere 4 16 üstte de var çarpı 2. Sağ taraf 6 kere 4 24 sol tarafta da 24 var. Şöyle yapalım. 2'yi ortak parantezde tutalım. Hepsinin alanlarını ekleriz. Önde 4 kere 6 24 vardır. 4 çarpı 6. Arkada da vardır. O yüzden çarpı 2 bunun içinde dursun. Yani aslında bu yaptığımız iş sen de biliyorsun. A, B, A, çarpı 2 demektir. Bunun formülü edilmiş halde buydu. 2 parantezinde yazılıyordu. Ben bunu sana açıklayarak söyledim. Bir şey değişmedi yani. 24, 24, 48, 48'e 16 ekleyen 64 bulur. 64'ü 2 ile çarpan 128'i bulup soruyu geçer. 8 numaralı soruda iki tane cisim köşegeni çizmiş bize. En üstten en sağa, üstten aşağıya doğru gelmiş. İkisi de bunların birer cisim köşegenidir. Boyları eşittir bunların. Şu dikdörtgeni ben sana bu teste gelene kadar birkaç kere çizdim ve açıkladım. Bir kalıp peyniri çaprazlama olarak iki eşit parçaya, çaprazlama olarak iki parçaya böldüğünü düşün demiştim. Tamam. Bunu bu şekilde böldüğümüze göre dikdörtgen yüzeyle bölebiliriz. Bu yüzeyin dikdörtgen olduğunu bu şekilde söyleyebiliyoruz seninle. 5, 12, hop şurası 13 olmuştur. Boyalı alanlar toplamı ne kadardır diyor. Sevgili arkadaşım ben sana bunun dikdörtgen olduğunu söyledim ya hani tamam. dikdörtgen işimiz kolay. Biz dikdörtgenlerde ne biliyoruz sonuçta? Köşegenleri çektiği zaman 4 eşit alanın hepsinin aynı olduğunu biliyoruz zaten. Tamam üçgenler eşit değil ama alanlar aynı. Sonuçta 4 köşegenin 4'ü de aynı parçaydı. Karede de dikdörtgende de köşegen parçaları eşitti. Karede farklı olarak 90'ımız var sadece onu söylüyoruz. Köşeden çıkarken açı ortay yapıyor. Ama dikdörtgende böyle ortalanma dışında köşegenlerde başka bir farklı bir şey yoktu. Köşegen eşittir demiyorum çünkü zaten 4'ü de aynı ortalandığına göre tabii ki de eşittir değil mi? Tamam. O zaman 4 çarpı 13'ten dikdörtgenin tüm alanı 52'dir. 52'yi 4'e bölersen eğer 13 çıkacaktır. Bu üçgenlerin her birinin alanı 13. 13 yani S, S, S dediğim her yer 13. 2 tane 13'ten bu cevap 26 olmuştur. Çadırı gördün mü diyor. Ben bu çadırın 5, 5, 3, 3, 8 her yerini verdim sana diyor. Sen de diyor bir zahmet şöyle bir ikizkenar kenar üçgen oluştur. Ve yukarıdan aşağıya dikini indiriver diyor. Değil mi arkadaşım? Bunu biz anlıyoruz yani buradan. Diki indirdim ikiz kenardan attım diki böldüm ikiye. Tabi devamında aşağıda da 4 4 çıkart bunları yukarıya 4 4 3 4 5'ten şurası 3. Şu parçası verilmemiş. A dedim gitti orasına da bunun. Şimdi bana diyor ki 264 ama yere değen yüzey hariç. Umarım soruları okuyorsundur. Burada yazan şeyler seninle sohbet etmek için yani öğrenciye süs olsun soru kalabalık görünsün diye verilmiyor sonuçta değil mi? Tamam dedik 264 neymiş? Tüm yüzeyinin alanları ama yere değen yüzey hariçmiş. Şimdi sevgili arkadaşım yere değeni almıyoruz. Geriye kalan yüzeyleri alalım. Şu yüzeyi bir 8 çarpı 3 24 olarak aldım. Önde var 24. Ee, bu üçgenin alanı 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 olarak bellidir. 12 24 daha 36 ön yüzeyinde var. 36 da arka yüzeyinde olur. 72 gelir artı. Üstteki çadır kısmı A çarpı 5'ten dolayı 5A gelir. 5A da diğer yüzeyde var. Şimdi öne doğru eğilen ve arka doğru eğilen şöyle iki tane yüzeyden dolayı bu yazının yazdığı yerde 5A, 5A, 2 dikdörtgen 10 tane A getirmiştir. Şimdi bak dikkatli. Ön arka aldık 72 geldi. Üstteki kapakları aldık 10 tane A geldi. Sağın solunu alırız. 3A, 3A, 6A daha gelir son olarak. Bunların toplamı bütün alan demektir. Yani gruplayarak gruplaya gruplaya alırsan daha iyi olur. Yoksa bir bunu aldım bir bunu aldım bir bunu karışık karışık gidilmez arkadaşım ben ne yaptım? Alt tarafını almadığım için ön arka 72 sol sağ 3A 3A 6A üstteki tavanı aldım 5 5 10 tane A geldi eşittir 264 demişizdir 72 264 yanına eksi olarak atarız 264'ten 72 çıksa kaç kalır ki acep 2 16 19 192 yani bunu bu tarafa atıyormuşuz 192 kalıyormuş orada. 192 eşittir 16 tane A eder. 192'yi 16'ya bölsem ne gelir ki? 96, 8, 8, 12, 96, 12. A'mız 12 gelmiştir. Götürdük yerine 12'mizi yazdık. Çadırın hacmi nedir diyor. Şimdi Sevgili arkadaşım çadırın hacmi için sana iki tane yol gösterebilirim. Bunu nerede tutayım? Şurada bir yerde dursun bu. Çadırın hacmi için sana iki tane yol göstereceğim. Yol 1. Prizmanın, yerdeki prizmanın hacmini bulur. Üstteki üçgen prizmayı ona dahil edebilirim. Bu birinci yoldur. 8 kere 12, 96 taban alanı gelecektir. Taban alanı 96. Çarpı yüksekliği 3. Artı. Üstteki taban alanı 12. Şurası arkadaşım 12. 12 çarpı bu üçgen prizma ya hani bu şekilde yandırıyor sadece taban alanı çarpı yükseklik olarak düşünmelisin. Şöyle bir şey yapmamışsın umarım. Aman diyeyim ha. Hocam yükseklik taban alanı. Burayı taban alanı aldım. Bunda yükseklik aldım. Üstteki üçgensel prizmanın hacmini buldum. Buldum. Hiçbir şey bulmadın arkadaşım. Öyle hacim bulunmaz. Şimdi biz sana ne diyoruz? Taban alanı çarpı yükseklik diyoruz ama onu niye diyoruz biliyor musun? Alttaki tabanın aynısı üstte olduğu için biz buna Taban alanı çarpı yükseklik diyoruz Düzgün yükseldiği için bunu söyleyebiliyoruz Bak bakayım senin tabanında ne var dikdörtgen Bak bakayım bunun üstünde dikdörtgen var mı yok Olmaz ki Altta dikdörtgen varsa üstte de aynı dikdörtgenden olmadığı sürece burada hacim macim bulamazsın ha, Şöyle olurdu mesela Bunun altına üçgeni koydun Aynı üçgen üstüne de mi koydun Bak bu olur niye Alttaki üçgenin aynı üstte de var sevgili arkadaşım. Düzgün bir şekilde yukarıya doğru çıkabiliyor. O yüzden adına prizma diyoruz. Yoksa ee, o şekilde hacim bulunmuyor. Onun nedeni o düzgün çıkmadığı için daralarak çıkıyor. A'yı 12 olarak bulduğumuz yere kadar geri aldım. Burası 12 olarak işlemden zaten bulunmuştu. Burada taban alanı 12 ile 24'ün toplamından kaç yapar? 36 yapar. Bu taban olarak düşünülebilir. 36 çarpı yükseklikte 12 olarak düşünüldüğünde... 36 çarpı 12 432 sayısını daha hızlı bir şekilde gitmişizdir. Hocam az önce olmaz olmaz diye bir sürü açıkladınız. Siz nasıl yapıyorsunuz arkadaşım? Bak şimdi. Bu bu şekilde bir tabana sahip olarak düşündüm mü ben bunu? Düşündüm tamam. Yukarıya doğru çıkarken aynı şekilde çıkmıyor muyum ben zaten? Gösteriyorum. Aha aha. Aynısı işte. Buradan böyle böyle böyle. Yani aşağıda ev var. Yukarıda ne var? Aynı ev yüzeyinden var. Bak şu şekildeki beşgen yüzey aşağıda da yukarıdaki o yüzey aynı yüzey yani. Düzgün bir şekilde çıkıyorum. Çıkıyorum yani ne daralıyorum ne genişleme yapıyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Dolayısıyla alttaki aynısını üstte gördüğüm için buraya taban alanı buraya da haş yüksekliği olarak. Tabii ki de alabilirim. Burası 24 artı 12'den 36 idi. E 12 de dikey konumdayken yüksekliğe dönüştü. 12 çarpı 36 ile yine bulduk yine bulduk yani. 10 numara 5 yıldız soru geçtik. Bir dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüzeyleri karşılıklı yüzeyleri kırmızı, sarı ve mavi renge boyanıyor. Karşılıklı yüzeyleri kırmızı, mavi, sarı mesela. Üst sarıysa alt da sarı. Ön mavi ise arkada mavi. Sağ taraf kırmızıysa solda kırmızı. Karşılıklı yüzeyleri aynı renklere boyanacakmış, değil mi arkadaşım? Kırmızıya boyalı yüzeylerden biri hariç Kırmızıya boyalı yüzeylerden biri hariç ne demek? Yani bir taraf sağ bir taraf sol olduğuna göre sağ taraf hariç misal veriyorum. Ee, hariç tüm yüzeylerin alan toplama. Tüm yüzeylerine T diyelim. Bir tane kırmızıyı istemiyor çıkaralım. Alan 81'miş. Sarıya boyalı yüzeylerden biri hariç maviye boyalı yüzeylerden biri hariç. Tamam. Tüm yüzeylerden sarıyı çıkarınca 79. Tüm yüzeylerden de maviyi çıkarınca da kaçmış 75'miş taraf tarafa toplama yapsam 3 tane tüm yüzeyden gelse eksi mavi sarı kırmızı desem bunları da kendi içinde toplasam ee, 81 bir daha yazmaya gerek yok toplam toplayalım 7 9 1 daha 10 7 nereden çıktı ee, 9 1 daha 10 5 daha 15 15'in 5'i elde var 1 7 8 daha 15 15 7 daha 22 235 elde var 1 vardı evet evet 35 doğru ee, mavi sarı kırmızının yerine ne yazacağız Evet, evet. Sarı iki tane var bunda karşılıklı. Mavi iki tane, kırmızı iki tane. Soruda söylemişti. Karşılıklı yüzeyler demişti. 3 yüzey bunlardan, diğer 3 yüzey de bunlardan birer taneyle boyanmıştı. O zaman bu bütün yüzeyin yarısıdır. 3 hmm. Üç tane tüm yüzey, eksi bir tane tüm yüzeyin yarısı eşittir 235. Bunu söyleyebiliriz. Bu işlemi şuradan devam ettirelim. 3 kere 2, 6t, eksi t. 5 tane tüm yüzey alanı bölü 2 eşittir 235 çarpı 2 içler dışlar yaptım gitti. 5 tane tüm yüzeyi sana 235 çarpı 2 kaç yapar? 470 buldum. Doğru yaptım mı? Yapmışımdır diye düşünmek istiyorum. Bunu 5'e böleceğim. Sonunda sıfır olan bir sayıyı 5'e bölmek için ilk iki rakamı 2 ile çarpsak yeter. 47 çarpı 2 ne yapar? 94 yapar tüm müzeyi 94 bulmuşuzdur. Onu soruyordu. Evet. Dikkat ettiysen temiz bir soruydu. Hoş bir soruydu. Soruyu geçiyoruz. Bora çalışma masasının üzerine koymak için tabanının çevresi 48. Yüksekliği 12 olan düzgün altıgen prizma. Şimdi düzgün altıgen olduğuna göre 48'lik çevreyi 6'ya bölerekten alt tane kenar var ya arkadaşım o yüzden 6'ya bölüyorum. 48 bölü 6 bir kenarımız 8 yapacaktır. Şimdi düzgün bir altıgen düşün. Bizim çok hoş bir özelliğimiz vardı düzgün altıgende. Şurası x olursa burası 2x oluyordu. Hatırladın mı? O zaman 8 şöyle çektin. Burası 16 gelecektir. Şöyle biraz daha. Burası 16 gelecektir. Diyor ki yüksekliği 12 şurası. Bu özelliği sana neden gösterdim? En uzun kalemi istiyor gördün mü? İçine giren en uzun kalem şu şekilde en dipten başlar yukarıya doğru. En dipten başlar yukarıya doğru bir köşeye doğru giderse en uzun olur. Hocam bu şekilde olsa daha uzun değil mi? Değil arkadaşım senin bakış açına göre uzun gibi görünüyor. Şimdi senin bu çizdiğin kalemi aynısı bu tarafa doğru da gelir. Bak bu tarafa doğru kısalıyormuş gibi görünüyor. İleriye gittiğin için uzuyormuş gibi görüyorsun ama sonuç olarak da sen bu şekilde durduğunda en uzun tutarsın. Çok şey değil yani yapı olarak baktım da e, ne derler ona hatırlarsam söyleyeceğim bir çizim yapayım ben sana. Ha, opaklık diyoruz ya opacity diye de hani bir kardeşim yani İngilizcemiz çok kötüdür cahilin tekiyim o konuda ama yine şey yapayım dedim yani bildiğim bir kelime olunca söyleyeyim dedim yani hiç opaklığı falan yok böyle bakıyorsun arkadaşım çok kötü duruyor yani. yani içine çizdiğim belli değil dışında bir geziyormuşum gibi görünüyor Heh, şimdi bak burada göstereyim sana. Buradan buraya kadar en uzun hatta şu şekilde nokta nokta göstereyim. Bu en uzunudur. Ben bunu hesaplamaya çalışacağım değil mi? Bu kalem çapraz bir şekilde boylu boyunca girerse içeriye en uzun olur zaten. Yani burası 90 olacağı için. Yani tabii ki de şöyle geldiysek burası 90'dır. E, yerde 16 varmış. Burada 12 varmış. 12, 16, 20'dir bu kalemin boyu. En uzun kalemin sayabilecek en uzun kalemin boyu 20 olmalıdır. Geçtik soruyu. Ne diyor? Şekil bir de 6 tane birim kübün birleşme elde edilen yapıdan 2 tane kullanılarak şekil 2 de yapı elde ediliyor. Burada kullanılanın 2 tanesini aynısını burada kullanıyormuş değil mi arkadaşım? Ya burada kaç tane var? 3, 3, 6 tane var burada. O zaman 2 tane aynısından kullandığına göre 6, 6, 12 tane de burada kullanmıştır. Saymaya lüzum yok yani. Hani alt tarafı görünmüyor ya bu kübün altında küp var mı yok mu bilmiyorsun ya buradaki kübün. Gizlemiş mi gizlememiş mi? Yani iki tane aynısından kullandım derken sana aslında orada sayıyı söylemiş oluyor. Okuduysan tabii. Sonra diyor ki birdeki yapıyı en küçük hacimde küp biçiminde tepeye tamamlamak için x tane birim kübe. Şekil 2'dekini tamamlamak için de y tane lazımmış. Y'den x'i çıkart demiş bana soruda. Yani tabii ki de şu şekilde Az daha sabret olmak üzere. Yeterli olduğunu düşünüyorum ben bu şekilde anlamışsındır. 3 tane yerde, 3 tane de yukarıda en küçük birim küp olduğu için 3 birimlik en uzun yerinden dolayı ben bunu 3 birim ayarlamaya çalışacağım. Dolayısıyla şöyle son bir tane daha çekersem daha iyi olacaktır herhalde. Ha, ee, şöyle. Ne oldu biliyor musun? 3 çarpı 3 çarpı 3 diye biz bunu ayarladık. Yani bunun 27 tane küp bunu oluşturabilir. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten eni, boyu, genişliği dersen 27 tane küple bu oluşur. 6 hesaptan düşersen demek ki 21 tane daha kullanman lazım. Burada en uzun parçaya bak. 1, 2, yataydan devam et 3, 4. Yani şu şekilde, şu şekilde yaptığında bu kenar. 1, 2, 3, 4 tane kenar kullanmış oluyorsun. En büyük sayı 4'tür bunun bu tarafına doğru da baksan, bu tarafına doğru da baksan en büyük sayı 4'tür. Dolayısıyla bir kenarı 4 birimi oluşturacak şekilde, getirecek şekilde bir tane kübe tamamlayacaksın bunu. Çok da yapmana gerek yok aynı şeyleri. Yan tarafta işin mantığını anlattım ben sana. Şöyle düşünmeni istiyorum sadece. 4 çarpı 4 çarpı 4 diye düşünürsen bu şekilde bu tarafından da tamamlayacaksın neticede sen bunu şöyle özenmedim çok ama anladın sen beni. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 tane küp lazım sana. O zaman 64 tane kübün kaç tanesi vardı elimizde? 12 tanesi vardı. 64'ten 12 çıkarsak 52 tanesi bize lazım. 52 tane kullanacaksın. Y sayısı bu. 21 tane kullanacaksın. X sayısı bu. O zaman 52'den 21'i çıkarınca da 2'den 1 çıktı. 1, 5'ten 2 çıktı. 3 dedin. 8'in cevabı Denizli'dir dedik. Testin son sorusuydu sevgili arkadaşım. Ne diyorduk? Görüşmek üzere diyorduk. İyi çalışmalar.